Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'dan Bay Yesizba ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar mutluyuz, heyecanlıyız, neşeliyiz çünkü son günlerde bizim gibi otomobile ulaşmak isteyen son kullanıcı için yani gerçek anlamda otomobili sürecek biniciler için güzel haberler arka arkaya gelmeye başlıyor. Artık direkt resmi ağızdan birinci elden açıklamayı yaptı ve otomobille ilgili müdahaleler ardı arkası kesilmeden gelmeye başladı arkadaşlar. Mevzuya gireceğiz, videoya başlayacağız ama videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Arkadaşlar malumunuz bizim 175 bin aboneli ana kanalımız, eski Bay Yeşilbağ kanalımız artık neredeyse kullanılamaz durumda. O yüzden oradan video yayınlayamıyorum. Videolarımı şu anda bu videoyu izlediğiniz yeni kanalımdan yayınlamak zorunda kalıyorum ki bundan da hiç pişman değilim çünkü sizlerden bu kanala destek olmak adına abone olmanızı rica ettim ve çok kısa bir sürede, belki 1-1,5 aylık bir sürede 15 bin abonelerin üzerine çıkardınız bu kanalı. Aynı desteği tekrar istiyorum sizden arkadaşlar. Yeniden 100 bin abonelerin üzerine 175 bin abonelere çıkmak için, çok kısa sürede ulaşmak için bu kanala abone olmanızı canı gönülden sizden rica ediyorum. Para değil, pul değil istediğimiz arkadaşlar, sadece kanala abone olmanızı ve bize manevi destekte bulunmanızı rica ediyorum. Hadi o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Bir önceki videoda zaten son dönemde otomobil piyasasında olanları tek tek anlatmıştım. Hemen dün yayınladığım videoda, onu da izleyebilirsiniz isterseniz. O yüzden detaylı olarak anlatmayacağım ama söylemek istediğim şu. Ben dün o videoyu yayınladığım sıralarda bakan resmi olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu arkadaşlar ve dedi ki artık sıfır otomobil satışlarında 6 ay ve 6000 kilometrelik bir kullanma şartı, süre zorunluluğu getiriyoruz dedi. Yani ne demek bu? Bir otomobil sıfırsa eğer, bayiden satın alındıysa 6 ay boyunca satamayacaklar. 6 ay geçtikten sonra da eğer araç 6000 kilometreye ulaşmamışsa yine satamayacaklar. 6 ay dolmadan önce 6000 kilometreye ulaşırsa yine 6 ay dolmadan satamayacaklar. Yani muhakkak en az 6 ayı beklemek zorunda kalacaklar. Kime uygulanacak bu kural arkadaşlar? Galericilere, büyük otomobil şirketlerine ya da bu işi yapan bayilere. Bayiler filoya biliyorsunuz araçları işte kendi paravan şirketlerine hop çıkartıp oradan ikinci el olarak hemen satıyorlardı. Bunlara bu işi yasakladılar ve artık ikinci el otomobilde sıfır satışlarını görmeyeceğiz. Ve bu nedenle de Allah'ın izniyle bayilerde çok daha fazla otomobili bulma imkanına erişeceğiz arkadaşlar. Bu karar açıklandıktan sonra biz bayilerden gelen bilgilerle arkadaşlar sizlere söyleyeyim. Alsatçıların, bu alsatçılar dediğim şahıslar değil yanlış anlaşılmasın, galeriler, filo şirketleri, büyük şirketler, büyük otomobil alsatışı yapan şirketler bayilere verdikleri siparişleri birer birer iptal etmeye başlamışlar. 50, 100, 200 araçlık siparişler iptal oluyor arkadaşlar. Çünkü 6 ay boyunca satamayacakları aracı almak istemiyorlar. Herkes şimdi kafada şu var. 6 ay beklesin, 6 ay sonra çok daha fazlaya satıp çok daha fazla kazanır ama ticaret öyle değildir arkadaşlar. Ticarette malı aldığınız zaman satmak zorundasınız. Yoksa beklediğinizde sürekli cepten yer, zarar edersiniz. O yüzden siparişlerin ardı arkası kesilmeden çat 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 iptaller yaşanmaya başlıyor. Ve bununla birlikte arkadaşlar bugüne kadar bayilerden satın alınmış olan ama şu anda kilometresi 5000 kilometreye ulaşmamış ya da ay olarak 6 ay doldurmamış olan, ikinci elde gördüğümüz sıfır satılık olan araçlar da piyasadan kalkacaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben sadece sahibinden koma baktım ki başka bir sürü alsat yapan site var. Onlara bakmadım. Sadece sahibinden komda benim gördüğüm 30 bin ile 50 bin arasında 5000 kilometrenin altında sıfır diyebileceğimiz ya da sıfıra yakın diyebileceğimiz satılık ikinci el otomobil var ve bunların neredeyse tamamının fiyatı sıfırından daha pahalı. İlk etapta bunlar ortadan kalkacak. Bu araçları limit dolmadığı için satamayacaklar. Bu araçları satamayanlar doğal olarak yeni araçların peşine, yeni sıfır araçların peşine düşemeyecekler. Bayilerden yeni sıfır araçları alamayacaklar ve doğal olarak bayilerde sıfır otomobil bulunulurluğu çok daha yüksek seviyelere çıkacak. İşte bu da bizim en sevdiğimiz olaylardan bir tanesi. Neden? Çünkü bugüne kadar biz ne bulursak milletçe, son kullanıcı olarak ne bulursak almak zorunda bırakılıyorduk. Artık ne bulursak değil, gittiğimizde neyi beğenirsek onu almak bizim için çok daha keyifli olacak. Sadece bu kadar mı? Değil arkadaşlar. Filoların da bayilerden verdiği büyük siparişler iptal edilmeye başlanmış durumda. 50 adet, 100 adet, 200 adetlik otomobil siparişleri çat çat iptal edilmeye başlamış arkadaşlar. Filolar çünkü aldıkları araçları bu devirde iş için, ticaret için kullanmaktan ziyade daha fazla para kazanmak adına hemen satışa koymak için alıyorlar. Özellikle bazı bayilerde de paravan bir filo şirketi kurulup onun üzerine araçlar geçirilip
Bütün parası ödenip ikinci elde çok daha pahalı fiyata satılıyorlardı. Artık o siparişler de iptal edileceği için arkadaşlar çok daha güzel otomobil portföyü karşımızda olacak. Her bayiye gittiğimizde her türlü otomobili ve modeli bulabileceğiz. Peki bütün bunların etkisiyle birlikte ne oldu biliyor musunuz? Son zamanlarda zaten ÖTV indiriminin haberiyle birlikte ikinci elde yaprak kımıldamıyordu. Şimdi hem ikinci elde hem de sıfırda işler iyice çakıldı arkadaşlar. Şu anda gerçekten benim çok hoşuma giden, çok keyif aldığım işler oluyor. Diyeceksiniz ki ikinci eldeki adam işte bir galeri, araç satamıyor, bundan niye mutlu oluyorsun, adam ticaret yapamıyor. Yahu yapamasın. Eğer dürüst insansa, dürüst esnafsa hiç sıkıntı yok zaten. Bugün satamadığı araçları bu piyasa normale dönüp her şey kesinleştikten sonra rahat rahat satar. Benim sevincim ikinci elde belki 1-2 yaşındaki araçlara bile sıfırından fazla para yazanların ortadan kalkacak olması ve araçların da ellerinde patlayacak olması. Bazı bayilerin de sıfırdan araçları ikinci ele çıkartıp kendilerinin arkadan satmaya çalışmaları yine ellerinde patlayacak inşallah arkadaşlar. Ben bundan dolayı da çok çok mutluyum. Şu anda araç satışı hem sıfırda hem de ikinci elde aşırı derecede azalmış, hatta durmuş durumda diyebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte beklenen bir de büyük ÖTV indirimi var. Şimdi herkes diyor ki ÖTV indirimi beklemiyoruz. Hatta otomobil federasyonları, işte satıcıları, dernekleri, başkanları falanları filanları diyor ki biz otomobil yetiştiremiyoruz şu anda piyasaya. Nasıl diyelim ki ÖTV indirimi yapın? Artık her şey değişti. Şu andan itibaren alsatçılar, galericiler, büyük otomobil alım satımı yapan şirketler ve filolar sıfır otomobilden el çektirildiği için bayilerin elinde deli gibi araç kalacak arkadaşlar. Ve bu araçların tez zamanda, kısa zamanda satılması için şimdi o beklenen büyük ÖTV indiriminin talebinde bayiler, markaların CEO'ları ve otomobil satış temsilcilerinin başkanları da kendileri de bulunacak arkadaşlar. Talepte bulunacaklar, diyecekler ki ÖTV indirilsin. Zaten ben seçim yatırımı olarak söylüyorum hep. Seçim yatırımı olması açısından fiyatların aşağı gelmesi ve biz indirdik diyebilmeleri açısından büyük bir ÖTV indirimi beklentisi var. Buna şimdi diğer taraftaki sipariş iptalleri ve araçların bollanması da eklenince artık bu kaçınılmaz bir hale geliyor. Bunu bilen, bunu anlayan insanlar da otomobilden tamamen ellerini çekmiş bulunuyor arkadaşlar. Şu anda satışlar durmuş durumda. Neredeyse yaprak kımıldamıyor hem ikinci elde hem de sıfırda. Ve daha ayın henüz başında, ilk çeyreğinde 11. günündeyiz arkadaşlar. Yani kısaca özetle bütün bu yaşananlardan sonra sıra bize geliyor dostlar. Bugüne kadar biz bayiye gittiğimizde ne varsa onu bile bize vermiyorlardı ya, üstte dünyanın parasını istiyorlardı, aksesuarda falan da filandı. Şimdi işler tersine dönüyor arkadaşlar. Bundan sonra bakın görün, o ellerindeki otomobilleri satabilmek için ÖTV indirimi çıksın diye nasıl devlete el açacaklar. Ve bununla birlikte bayiler kendi karlarından, ki dehşet kar yapıyorlar onu da söyleyeyim. Pandemiden dolayı araç yok. Kisvesi altındaki böyle bir durum yok kesinlikle. İnsanlara sıfır araçlarda, tedarikte, üretimde sıkıntı var diye diye belki 5-10 bin lira, 20 bin lira kar yapmaları gereken araçlardan 200 bin lira, 300 bin lira kar yaparak araçları satıyorlardı. Bunu nereden mi biliyorum? Bir sürü satış temsilcisi arkadaşım var. Onlardan bunları öğreniyorum. Bana söylediklerini söyleyeyim direkt. Bizi düşünen yok. Biz kuru maaşa kaldık. Araç sattıkça prim kazanıyorduk. Ama çok araç satamadığımız için, ayda 3-5 tane araç satabildiğimiz için primimiz de çok az kalıyor. Yani bizim maaşlarımız yerlerde. Ama buraların, bayilerin sahipleri nasıl olsa tek seferde 100 bin lira, 200 bin lira fazlasına 50 tane, 100 tane aracı bir anda satıyorlar. Yapmaları gereken karı yine aynı şekilde az araçla satsalar yapıyorlar. Demişti arkadaşlar. Canlı canlı bana satış danışmanı arkadaşımın söylediği bu. İsmini vermeyeyim, sonra işinden olmasın. Yani bu yüksek kar marjı biraz ortadan kaldırılacak, kaldırılmak zorunda kalacak. Çünkü araç sayısı, artık bayilerde araç yok, Türkiye'de otomobil üretimleri çok kötü durumda, araç gelmiyor gibi söylemler çöpe gidecek. Çünkü galerici ve büyük şirketlerin sıfırdan elleri çekilince, bir de filoların sıfırdan elleri çekilince artık biz göreceğiz ki Türkiye'de aslında Türkiye'ye yetecek kadar otomobil fazla fazla varmış. Neden? Haziran ayında 80 bin, Temmuz ayında 10 günlük tatile rağmen neredeyse 60 bin sıfır araç satılmış arkadaşlar. Bunlar boş işler değil. Demek ki bu ülkeye araç geliyor. Ama kime satıyorsunuz? Ya da kime satmak istiyorsunuz, ya da satıyor musunuz? El altından kendiniz mi tutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani arkadaşlar, satılan araçları kim gitse bayiye, ben bayide araç yok görüyorum, İşte bana vermiyorlar, araç yok diyorlar diyor, ama ay sonu bir açıklama yapılıyor. 3-4 sene önceki normal dönemle aynı oranda araç satılmış. Yani bu araç yok lafı da, söylentisi de tamamen yalan olan üretim yetersiz söylentisi de ortadan kalkmış olacak. Bununla birlikte güzel kampanyaların da gelmesi muhtemel olarak karşımıza çıkacak. Çok kısa bir süre sonra inşallah sıfır otomobilde son kullanıcı olarak biz ne dersek artık o olacak arkadaşlar. Şimdi benim sizden bir ricam var.
Tabii ki bu tamamen sizin kendi bileceğiniz iş ama ben önünüzü net olarak görmeden şu anda kesinlikle otomobil almayın diyorum. Ne sıfır ne de ikinci el otomobilde şu anda hiçbir şekilde gidip paranızı bağlayıp bir araç almayın. Bu ayın bitmesine 20 günlük bir süre var arkadaşlar. Bu ayın bitmesini muhakkak bekleyin. Bekleyelim, ben de aynısını yapayım. Bir önümüzü görelim. Bakalım gelecek ayda neler olacak. Galericiler ve alsatçılar el çektirildiği için çoğalacak ve fiyatlar aşağı gelecek mi? Yoksa fiyatlar yine yükselecek mi? Bunu bir görelim. Bu arada fiyatlar yükselirse de zaten sıfırda bu zamana kadar yükselen yükselmiş. En fazla 10-15 bin lira 20 bin lira daha artar ki. Zaten şu ana kadar otomobil yok diyorlardı. O artışları da otomobiller bollaşınca otomatik olarak geri alırlar. Hiçbir zarar etmeyiz. Yani şu dönemde Ağustos ayı bitene kadar kimsenin otomobil satın almaması lazım arkadaşlar. En azından şu kara bulutların dağılıp net olarak önümüzün görüleceği güne kadar. Arkadaşlar bu konuyla ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. İnşallah daha güzel haberler çıktığında yine yeni videolarla karşınızda olurum. Ama sizden ricam, başta da söylediğim gibi, 175 bin aboneli kanalımızdan maalesef uzaklaşmak zorunda kaldık. O yüzden yeni kanalımız, çok kısa sürede 15 bin abonenin üzerine çıkan yeni kanalımızdayız ve bu kanala da abone olup bize manevi desteklerinizi sunmanızı ve tez zamanda yeniden 100-200 bin abonelerin üzerine çıkmamıza destek olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Videoyu da böyle kapatayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.